herkes beni çok heyecanlandıran bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 yıldır bu işin içerisindeyim desem doğru olur diye düşünüyorum. Size çeşitli tiny house'lar gösterdim. İzlemeyenler için yeniden hatırlatayım, benim artık bir tiny house'um oluyor. Kontrol planımızı yaptık. Üzerine ilk izolasyon malzememiz olan keçemizi döşedik. Şimdi ardından ne yapacağız? Bir sonraki izolasyona geçtik değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi izolasyon malzemelerimizi burada getirdik. Bunlar mineral yön. Çok aktifler fark ettiyseniz. Evet. Tüy gibi. Şimdi aynı şekilde bunu gene özlem buraya sokacağız. Alta doğru. Yine izolasyonda boşluk kalmayacak şekilde. Böyle evin zeminine kadar gitmesini istiyoruz. Sonra yerleştiriyoruz. Şimdi yalnız fark ettiysen bu keçeyle bunun arasında bir sürtünme oluştuğu için bu izolasyonlar kıpırdamıyor, kalıyor burada. Bunun iki katmanlı yapmamızın iki sebebi var. Bir tanesi bu sürtünmeden dolayı bunların zamanla böyle duvarda kaymasını önlemek. Evet. Bir diğer özelliği de bunların farklı geçirim frekansları var. Ses için özellikle. Bundan geçen ses frekansları bundan geçmiyor. O yüzden evlerin izolasyonu bu kadar ses de iyi oluyor. Çok iyi ya. Devam edelim mi? Evet, hiç aklıma gelmemişti o. Bir de keçenin bunu tutuyor olması özelliği de çok iyi. Şimdi bundan birazcık şuradan keseceğiz. Yere yatıralım, ben tuttum. Tamam. Getiriyorum falçatayı. Tamam. Parmağımın hizasından böyle kes burayı. Bir yere doğru bastırayacağım. Yere zarar verir mi? Yok, bu önemli değil. Son kaplama değil zaten. Evet. Şimdi montaj diyoruz. Aynen böyle. Şöyle kenarları da tam böyle devam ediyor o tarafa doğru. Ha, yapıştırmayacak mı? Hayır. Bunun artık böyle üzerine bir daha iskelet geliyor tekrardan iç kaplama için. O zaten bunları tutuyor. Biz bunlar düşmesin diye bazen üstlerine bant atabiliyoruz sadece. Geçici olarak. Tamamdır. Bir tane de o tarafa koyacağız. Yine aşağıya doğru yerleştirmemiz lazım. Her yere gitsin. Ha, burada pardon. Burada ev bitiyor. Burası alçak. Yanlış yere sokmayı çalıştık. Keçe zaten onu tutuyor. Aynen. Okey, tamamdır. Güzel. Bunu da hallettik. Devam ederiz. Aynen. Tiny House'umun yapım sürecine Bora Bey ile devam ediyoruz arkadaşlar bu kez. Bora Bey, şimdi hangi aşamadayız? Evet, şimdi işin en eğlenceli aşamasındayız. Tiny House'umuzu nem barineri ile giydireceğiz. Ve uygulamayı sen yapacaksın. Kontrol plan tamamlandı bu arada. Farkındaysanız siz de, yani fark edilmeyecek gibi değil gerçekten. Evet. Böyle bile güzel. Evet, böyle bile çok güzel. Evet. Nem barineri arkadaşlar getirin. Bu profesyonel nem barineri yapıdaki önemi çok fazla. Evet, açıyoruz. Yukarı kaldıralım hizaya. Evet. Bunun görevi içerideki buharın dışarı çıkmasına izin vermek ama dışarıdan içeri suyu ve nemi asla almamak. Burada önemli ve tabii bir döşeme yönü var. Yazılar doğru şekilde olacak ve birbirine bir sonraki katta binisi olacak. Şimdi sadece şuralardan uygulamaya başlayacağız. Bir tane çakar mısın şuradan bininden? Evet. Tamam. Bir tane de şu baştan hizalayalım. Buradan. Evet, oradan. Tamam, çok güzel. Şöyle birkaç tane de aradan destek verelim. Evet, çok güzel. Bravo. Tamam. Köşeyi dönüyoruz, devam ediyoruz. Buradan da duracağız Özlem, alttan. Evet. 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 Bu tarafa geliyoruz. Buradan da köşeden de atalım. Biraz açsınlar. Böyle şimdi düzgün durması için evet, yırtmaçlar yapacağız arada. Tamam, orası son. Diğer tarafa geç istersen. Evet, devam edelim. Evet. Tamam. Çok güzel. Harika. Bu uygulamayı niye yaptık? Yapının nem bariyeri kıyafetlerdeki Gore-Tex gibi çalışıyor. Nefes alması ve içeriye suyun girememesiyle ilgili önemli bir malzeme. Kara, yağmura karşı mukavemeti sağlayan artı ürünlerden bir tanesi. Aynen öyle. Artı içeride yaptığımız izolasyon ya da biraz sonra göstereceğimiz izolasyonun kuru kalması ile ilgili olmazsa olmaz bir malzeme. Onları destekliyor. Yani içeriden nem dışarı çıkabildiği için ne oluyor? İzolasyon sürekli kuru kalıyor. Kuru kalınca da izolasyon tutma değeri hiç aşağı değil. Harika. Bu önemli bir mühendislik değeri. Tamam. Ve zaten görülüyor. 25 yıl garanti ediliyor. Evet.
Bu... Tyvek bu arada bu ürünün adı değil mi? Tyvek ürünün adı, DuPont marka. Firma bu yapı nem bariyerini 25 yıl yapıda sağlıklı çalışacağını garanti ediyor. Güzel. Evet. Bora Bey, bu Tyvek nem bariyerini townhouse'un her yerine döşeceğiz değil mi? Sadece bu kısımda çatı, kalmıyor. Çatı dahil. Bu birinci kattı. İkinci kat böyle birbirinin üstüne biner şekilde yukarı kadar ve çatı dahil komple evimizin duvarları ve tavanı dıştan komple bununla kaplanıyor. Tek kat yapılıyor ama komple kaplanıyor. Tamam. Ve hep böyle su yönünde. Yani birinci katman burada bitiyor. İkinci katman buna bu kadar binerek devam ediliyor. Şurada boşluk kalmasın aynen diye öyle herhalde. Bundan aynen sonraki işlemlerimiz ne olacak? Bundan sonraki işlemimiz olarak artık metal kaplama ve dış kozmetik kaplamalar yapılacak. Yani dışta ne görmek istiyorsak. Tiny House'un dışında. Bayağı sona doğru yaklaşıyoruz. Evet. Bundan sonraki son zaten yüzey. Kelet sistemi var. Bundan sonra daha metal bir şey var mı? Şimdi senin ürününde bir kısım bazı bölümlerde metaller var. Alüminyum metaller var. Bazı bölümde ahşap. Yine o da dışarıdan görünecek aynen kısmı. Aynen. Makyaj kısmına aynen dahil bunu, olan yer. Bunu bir daha görmeyeceğiz ama bu yapının içeriye su almaması ve içeriden nemin dışarı çıkmasıyla ilgili yapı ayakta kaldığı süre içerisinde görev yapacak olan önemli bir bölüm. Bunun üstüne artık bu tiny house'da gördüğümüz gibi şu kısımlar metal aynen kaplama kısmı ve ahşap, bu dekor ahşap kaplama. Evet. Dekor, ahşap kısmı geliyor. Bunların olacak altında Tyvek var. Bayağı ilerlemişiz. Evet. Bunun yanı sıra içerideki işlemler de yine devam edecek işte. Tabii. Videoda zaten gösterdik size. Taş yünü yaptık, keçe yaptık. Taş yünü diyorum ama yine ona mineral da nem bariyeri demişti. Aha. Mineral yün. Tamam, mineral. Taş yünü ile mineral yün arasında önemli bir ayrım var. İkisinin ısı ve ses tutma değerleri aynı olmakla beraber mineral yün teknolojik bir malzeme. Hafif olduğu için tercih ediyoruz ve keçeye yapıştığı için bir avantaj sağlıyor. Bunlar sonuçta hareketli ürünler olduğu için taş yünü zaman içerisinde aşağı doğru yığılma yapabiliyor. Evet. Dübelleyemediğimiz için bu uygulama yönteminde. Mineral yün burada çok daha hızlı ve doğru şekilde uygulanabiliyor. Bu arada kullandığımız malzemelerin tamamı anti alerjen sertifikalı ürünler. Bu bebek kıyafetlerinde kullanılan sertifikalara sahip hepsi. Evet evet, uygulamaya yani yaparken bana herhangi bir alerjik hiçbir şey olmadı bu arada. Yok, evet. Ben çünkü alerjik bir malzeme olsaydı kesin hapşururdum. Ama olmadı. Aynen. Bir sonraki aşamalara doğru ilerleyelim. Üst tarafını tabii ki ben yapamayacağım arkadaşlar. Çünkü ben bu konuda uzman değilim. O orada uzmanlarını bırakalım. Kullanmayı yükseklikten evet dolayı özel aparatlar kullanmaya gerektiriyor ama uygulama bu şekilde. Evet, hepimiz yani bana bir şey olmasını istemeyiz bence. Tabii, kesinlikle istemeyiz. Arkadaşlar, Tiny House'un izolasyonunda neler kullandık? Sadece benim Tiny House'um değil, burada üretilen bütün Tiny House'larda aynı izolasyon malzemeleri kullanılıyor. Keçe yaptık, ardından mineral yün döşedik, sonrasında da Tyvek döşedik. Ben Tyvek'i ilk defa yakından gördüm. Mutlaka ki kullanan firmalar vardı. Tiny House'umun duvarı 10 santimmiş. Bu izolasyon malzemeleri sayesinde 45 santimlik ısı izolasyonuna eşdeğer bir performans sergiliyormuş bu izolasyon malzemeleri. Bu da çok güzel bir izolasyona sahip demek oluyor. İçeride oluşan buhar Tyvek sayesinde dışarıya rahatlıkla çıkabiliyormuş. Bu da içeride nem oluşumunu önlüyormuş. Tiny House 3 ay boyunca kapalı kalırsa içeride bir girdiğimizde küf, mantar, koku tarzı şeyler olabilir ya kapalı alanlarda. Bu küçük evin içerisinde olmayacakmış. Henüz tekerlekli evimin içine dair benim yapacağım işlerle alakalı bir şey yapılmadı gördüğünüz gibi. Ama tabii ki benden önce çok fazla şeyler yapmışlar. İşte tesisatı çekmişler, elektrik henüz çekilmemiş. Onlar yapılacak bildiğim kadarıyla. Tyvek çektik. Onun haricinde kontrplak işlemlerini yaptık. Biliyorsunuz ki vidalama işi yaptım. Burada öyle zımbalama işi yaptım. Bakın altımda da şu anda keçe var. Bu keçeyi de izolasyon kısmında kullanıyorlar. Biraz size benim küçük evime dair hayallerimden, işte neler olacağından bildiğim kadarıyla olan kısmını bahsedeceğim. Bildiğim kadarıyla diyorum çünkü aslında sürpriz bir ev olacak. Öyle söylüyorlar. Yani Tinevine, Aytunç Bey, Bora Bey böyle bir karar almışlar. Bir de Özge'cim var. Buradan selamlarımı iletiyorum kendisine. Şu anda kamera arkasında. Mimar biraz kendi hayallerine göre yapıyorlar. Ama aynı zamanda biz aslında Tinevine ile 3 yıldır tanışıyoruz. Yani ilk Tiny House, ilk üretimlerinden bu yana tanışıyoruz. Bundan dolayı biraz da benim hayallerime hakimler diyebilirim. Ben bu süre içerisinde sürekli Tiny House hayalimden bahsediyordum. İşte gösteriyorum Aytunç Bey, bakın işte şu modeller var. Bakın şu Tiny House'larda farklı ülkelerde şunları yapmışlar. Siz de yapsanıza ya da benim Tiny House'um olursa bir gün bunu istiyorum gibi gibi şeyler hep ben böyle paylaşıyordum kendileriyle. Bu süre içerisinde bunları
bunları anladığım kadarıyla arşivlemişler kendilerinde ve benim net olarak bilgim olmadan benim isteğime dair, benim istediklerimin olduğu bir townhouse ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi aslında biliyorlar benim hayallerimi. En büyük hayalim kocaman pencereleri olan bir evde yaşamaktı ve bir de balkonu olsun. Bunu istiyordum çünkü benim şu anda yaşadığım evde balkon yok. Annemin evinde balkon var ama arka cepheye bakıyor. Bu evde böyle kapalı olmayan, ferah olan bir balkon olsun istiyordum. Onu yapmışlar, ondan bilgim var. Aslında Fransız balkonu yapacaklardı. İlk başta onu düşünmüştük. Sonrasında ben dedim ki oraya bir sandalye atayım, küçük bir masa koyabileyim, orada biraz oturabileyim dedim. Bora Bey hemen o kısma çevirdi biraz. Aytunç Bey bu fikre sinirlenmiş olsa da ilk başladı kızı yapmış. Onun haricinde dediğim gibi kocaman pencereleri olsun diyordum. Tinivini'nin daha önce yapmadığı kadar büyüklükte pencere alanları, boşlukları var şu anda benim evimde. Bakın burası arka cephe. Aslında arka cepheye bildiğim kadarıyla pencere koymuyorlar. Benim gördüğüm townhouse'larında yoktu. Benim arka cephemde kocaman bir pencere var. İnşallah arka tarafta da manzaram olur. Ön tarafta da olur. Onun haricinde burası mutfak. Mutfak penceresinde diğer townhouse ölçtüm. Şu kısmı 1 metre. Benim townhouse'um 1 metre 70 santim. Şu kısmının uzunluğu. Burayı da büyük yaptık. Buraya içeriden yemek masası gelecek. Ben hem o pencereden hem de bu kapının olduğu camdan dışarıyı seyredebileceğim. Yani hayaller hayaller. Onun haricinde içeriye dair şöyle yukarı kısım yatak odası olacak, loft kat olacak, altında banyo olacak. Bunların haricinde diğer detayları ne zaman sorsam gülüyorlar. Onların haricinde bir takım sürprizler olacakmış. Çok heyecanlıyım. Bana böyle yolda karşılaşıyoruz bazen. Diyorsunuz senin townhouse'un olursa bir gün nasıl yaptıracaksın Özlem falan diyorsunuz. Ben townhouse videomu henüz yayınlamamıştım. Bundan dolayı birçoğunuz bilmiyorsunuz benim townhouse alacağımı. Aslında 6 aydır bu gündemimizde. Ben de o esnada söylüyorum size işte ben de bir townhouse yaptırıyorum. Aa nasıl yaptıracaksın biz de öyle yaptıralım diyorsunuz. Bu noktada kalıyorum. Nasıl yaptıracağımı ben de bilmiyorum. Çünkü Tinivini'nin dediğim gibi bana olan bir takım sürprizleri olacak içerisinde. Bu arada dış kaplamasını da biliyorum. Dış kaplamasını söylemeyeceğim. O da benden size bir sürpriz olsun. Böyle bakalım nasıl olacak. Bir sonraki videoda biraz daha ilerlemiş kısmını göreceğiz. Bugün bütün gün buradaydım. Dün de bütün gün atölyedeydim. Artık böyle birkaç gün bana mola verelim. Ardından yine townhouse'umun işlemleri için buraya geleceğim. Çünkü burası aslında kocaman bir fabrika. Sadece benim townhouse'umda ilgilenmiyorlar tabii ki. Birkaç gün diğer townhouse'larla ilgileneceklermiş. Ardından benim küçük evimin işlemlerine başlandığında yeniden atölyeye geleceğim. O kısımların videolarını da size çekip göstereceğim. Artık o videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.